Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Birinci dönem birinci yazılı kampı 10. sınıf matematik yazılı hazırlık videosu ile sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, yazılıya hazır mıyız diye sormuyorum. Çünkü bu videodan sonra bomba gibi hazır olacaksınız. Her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi hemen takvimimize bakıyoruz. Pazartesi günü kimya yazılısına hazırlık yaptınız. Dün de biyoloji vardı, artık matematiğe sıra geldi ve derslerin şahı matematikteyiz. Sonrasında da bütün derslerden lütfen takip edin. Yazılılardan 10 numara 5 yıldız notlarınızı alın. Hepiniz 100'ü alın. Ve unutmadan söyleyelim, Tonguç Akademi'nin çıkardığı bakın MEP ortak sınavı denemeleri onaylı. Nedir arkadaşım? Çok güzel yazılı notları var. Bunu otobüste giderken, teneffüste, otobüste, yan yatarken her yerde arkadaşım ne yaparsın? Bunu okuyabilirsin. Yazılı notları aklında olur. Örnek soruları da aklında olur. Burada hepsi var. Ve de arkadaşım unutma, sadece MEP'in bir tane değil, bütün senaryolarına karşı hazırlıklı olmak istiyorsan da ne yapacaksın? Yazılı denemeleri kitapçığında alıp buradan da dijital kitap olarak da bunu ne yapabilirsin? Çözebilirsin ki yazılıya hazır ol. Son bir tane daha söyleyelim arkadaşlar. O da MEP ne yaptı? Yayınladı. Neyi yayınladı? Kaç soru soracağını. 31'inde ortak sınav, Türkiye'deki herkes aynı anda girecek. Kaç sınav soracağını ve bu sınavları nasıl yapacağını, soruları nasıl yapacağını yayınladı arkadaşlar. Bunları da lütfen alın ve çözün diyelim. Sözü fazla uzattık. Artık yazılı kampımıza başlayalım. Geçtik arkadaşlar. Öğrenci notları, sayma olasılık, toplama yoluyla sayıyorduk. Neyi sayıyorduk? 3 tane senin kotun varsa, 4 tane keten pantolonun varsa bir tane kot ya da keten kaç farklı şekilde giyebilir diye sorduğunda, burada artık sen altına giydiğin için, sadece bir pantolon giyeceğin için daha doğrusu hangisini giyeceksin? Kot mu keten mi fark etmiyor. Toplama yöntemiyle 7 olarak buluyoruz. Çarpma olsaydı, sen altına değil üstüne de bir şey giymek istiyorsan, o zaman kot, pantolon ve gömlek diyorsa, burada da 2 tane bölgeyi, ya bölge demeyelim de 2 tane parçayı birleştirdiğin için burada da ne olacak? Çarpma yöntemi olacak. Sen bir yere İki tane olay yerleştirmeye çalışıyorsan o toplama. Ama iki farklı bölgeye farklı farklı şeyler koymaya çalışıyorsan o zaman çarpma olacak dedik. Bunu da bitirmiş olduk. Faktöriyel neydi? Birden n'e kadar sayıların çarpımı n faktöriyeldi. Ve her faktöriyel kendinden öncekilere göre yazılabiliyordu. Mesela 9 faktöriyelden sonra sen şuraya 9, 8 yazdıktan sonra ne yapabilirsin? 7 faktöriyel diye duraklayabilirsin. 13 faktöriyeli sen 13 çarpı 12 çarpı 11 diye yazıp sonra 10 faktöriyel sonunu ekleyebilirsin ki burada önemli olan 0 faktöriyelin 1, 1 faktöriyelin 1 olduğunu unutmamaktı. Geldik buraya. Permütasyon neydi? Permütasyon sıralamaydı ve şunları unutmuyorsun arkadaşım. Permütasyonda kaç tane yazıyorsan, kaç tane yazıyorsan oradan başlayacağını söylüyordu bu sayı ve geriye de ne yapıyorsun? 2 tane yazman gerektiğini söylüyordu. 8'den başla, 3 tane yaz diyordu. Bakın 8'den başlayıp 3 tane yazdık. Ve n'in n'lisi n faktöriyeldi. Yani 6 kişiden 6'sını seçersen diyorum sıralarsan neydi? 6 faktöriyeldi. N'in sıfırlısı 1'di. 4 kişiden 0 kişiyi seçmek de bir seçim olayıydı. Yani seçilmemek de bir seçmedir. O yüzden de ne yaptık arkadaşım? 1 yazdık. N'in 1'lisi n'di. 5'in 1'lisi yani her bir 5 kişiden birini sıralamak, bu arada seçme dedim yukarıdakini, yanlış söyledim. 4 kişiyi sıralamamak da bir sıralamadır, onu da unutmayalım. Burada da ne olacak arkadaşım? 5'in 1'lisi 5 kişiyi bir sıraya nasıl sıralayabilirsin? Hepsini birer birer koyarsın, o da sana 5'i verir arkadaşım, unutmuyorsun. Devam ediyorum. Ne var şimdi sıralamada? Permütasyon dediğimiz şey, tekrarlı permütasyon dediğim şey ne olacak arkadaşım? Özdeşleri ne yapıyorsun? Sanki yokmuş gibi davranıp sonra kaç tane varsa bölüyorsun. Mesela Marmara'da ne var arkadaşım? 2 tane M var. Kaç harf var? 7 faktöriyel bölü. Ne yapıyorsun? Marmara'da 2 tane M var. 3 tane A var. Ve de ne yapıyorsun? 2 tane R olduğu için sen bu sayıları bu şekilde yapmış oluyorsun. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Peki burada bir şekil varsa bu şekilde nasıl gideceksin? Sağ 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 sağ. 5 tane sağ var. Yukarı 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 yukarı. 4 tane de yukarı var. O zaman ne diyorsun? Sen bu harfleri, 5 tane S harfini, 4 tane Y harfini nasıl yaparsın? 9 faktöriyel bölü ne yapacaksın arkadaşım? 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel şeklinde yaparsın ve olayı bitirirsin. Geldik kombinasyona. Kombinasyondaki muhabbet neydi? Seçmeydi. Seçmede de ne yapacaktın? Biraz önceki
permütasyon gibi yazıyorsun. Bir de altına o kadar faktöriyel ekliyorsun. Ne yani hocam? 8 çarpı 7'yi yazdın. 1 çarpı 2'yi ekliyorsun. 7 çarpı 6 çarpı 5'i yazdın. 3 çarpı 2'yi ekliyorsun. Unutmuyorsun arkadaşım. Bunu bu kadar rahat bir şekilde yapıyorsun. 3 faktöriyellerini 3 kere 2 çarpı 1 de yazabilirsin. İster 1 2 yazarsın, ister 1 2 3 yazana 3 2 1 de yazabilirsin. En önemlisi 1'dir. Çünkü bir grubun hepsini seçmek bir seçimdir. 5'in 5'lisi 1'dir. En'in sıfırlısı 1'dir. 7 kişiden hiç seçmemek de bir seçimdir. O da bir seçimdir. Yani 1 bir, 1'dir onu. Unutmuyorsun, aklında olsun. Geldim buraya. En'in birlisi N'dir. 9'un birlisi 9 olduğunu söyledik ve bu olayı da bitirdik. Son olarak da şunu söyleyelim. Ne var? En'in R'lisiyle N'in en eksi R'lisi birbirine eşitti. Onun 8'lisi neye eşitti? Onun ikilisine eşitti arkadaşım. Bir de neyi unutmayacaksın? Alt küme mantığından dolayı N'in sıfırlısı, N'in birlisi, N'in N'lisine kadar toplam neydi? Bütün alt kümeleri barındırdığı için 2 üzeri N'di. Geometrik yorumlarda da N bölü N'in ikilisi tane doğru geçer. Nereden? Noktalardan. En farklı noktadan N'in ikilisi tane doğru geçer. N'in üçlüsü tane de üçgen oluşur. N'in üçlüsü tane de üçgen oluşur, aklında olsun. Mesela bu noktalarla kaç tane doğru oluşturursun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman ne olacak? 7'nin ikilisi, yani 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1 olacak, aklımda olsun. Peki kaç tane üçgen oluştursun? 7'nin üçlüsü, zaten 7'nin üçlüsünü buraya yazmıştık. Peki kaç farklı üçgen oluşturabilirsin? Çok dikkat, toplam 7 tane nokta var. Normal şartlarda 7'nin üçlüsü diyecektim ki burada aynı doğru üzerinde ne var arkadaşım? Sayılar var. Orada da bu üçlüden de ne oluşmaz? Üçgen oluşmaz. Üçün üçlüsü üçgen oluşturmaz. Yedinin üçlüsü toplam diyecektim ama buranın oluşturmadığını gördüm. Bazı arkadaşlar şöyle yapabilir. Buradan iki tane alıp buradan bir tane alabilir. Buradan iki tane alıp buradan bir tane alabilir. O da doğrudur. Aynı cevabı verir. Geldik Pascal üçgenine. Pascal üçgeninde 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1 dediğim şey Pascal üçgenin açılımıdır. Unutma, yukarıdaki ikililer hep ne yapar? Yan yana olanlar alttakileri verir. Çaprazlamasına ikisini toplarsın, tam alttakini verir. Unutmuyorsun. Peki bunlar nereden geliyor? Kombinasyondaki sayılardan geliyor. Sıfırın sıfırlısı 1. Bir. 1'in sıfırlısı 1. Bir. 1'in bir. Birlisi 1. 2'nin sıfırlısı 1. 2'nin birlisi 2. Iki. 2'nin ikilisi 1. Bak görüyor musun? İşte buradan 3'ün yan yana sıralanışı bana binom veriyor. Bunlar ne için önemli? Tabii ki de binom açılımı için önemli. Pascal üçgeni binom açılımında çok önemli. Neden? Çünkü üzeri neyse n artı bir tane terim vardır. Çünkü burada sen neyle başlıyorsun? N'nin sıfırlısıyla başlıyorsun. O yüzden sıfırla başlayıp n'le bitirdiğin için hemen ne olacak? N'in n'lisiyle bitirdiğin için ve de yanındaki elemanlar var bu arada. Tabii onları unutmuyoruz. Bu nedir? N artı bir tane terim vardır. Devam ediyorum. Her terimde x ve y'nin üstleri toplamı nedir? N'dir. Bunu da kaçırmıyorsun. Tanımsızlık oluşturacak bir durum yoksa katsayılar toplamı için 1'i, sabit terim için 0'ı koyuyorsun. Unutmuyorsun, bunları da söylemiş olalım. Ve R artı birinci terim içinde şurada söyledi. R artı birinci terim içinde hemen ne yapacaksın? N'in R'lisi R buradaki R'ye eşittir. Üstler toplamı da neye eşittir diyerek pratik yöntemi derslerimizde çok anlattık. Derslerimizdeki bu anlatışımızı merak ediyorsan, izlemediysen izle. Unuttuysan yine izle. Tekrar etmek istiyorsan yine izle arkadaşım. Bunları sakın kaçırma dedik ve devam edelim. Uzatmayalım konuyu. Olasılıkta da ne yapacaktık? Bir olayın gerçekleşme olasılığı istenilen durum sayısı bölü tüm durum sayısıdır. Peki unutmamam gereken ne var? İmkansız olayla kesin olay 0 ve 1'i ifade ederdi. Benim olasılığımın olma durumu da 0 ile 1 arasındadır. Bir şeyin olmasıyla olmamasının olasılığı toplamı 1'dir. Ayrık olaylarda unutmuyorsun. Ayrık olmayan olaylarda unutmuyorsun. İkisini topladıktan sonra kesişimi çıkartacaksın. Ayrık olaylarda da kesişim olmadığı için çıkaracak bir şey yok. Oraya da sıfır yazabilirsin ki bir anlam ifade etmez. Geldik şimdi sorularımıza. İşte burası. Geldik sorularımıza. Yazılda ne sorabilirler? Bunlara bir bakalım. Ne diyor bana? Bana diyor ki 1, 2, 3, 4, 5 sayılarıyla kullanarak 74. sayıya gel diyor. Küçükten büyüğe sırala diyor. Peki arkadaşım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı. Ne diyor bana? 5 basamaklı sayı yazacağım. Birinci sıraya 1'i koyarsam şuraya ne yazabilirim? Bakın 4 faktöriyel tane sayı yazabilirim. O zaman ne olmuş oldu?
burası 1 olan 24 sayı yazabiliyorum. 2 olanda da aynı muhabbet var. Buna da 24 tane yazabilirim. 74 diyordu bana. Burası 3 olanda yine ben 24 tane yazabilirim. Yalnız çok dikkat, toplarsak bize 72 sayı eder. Şu an 1000, 10 binler bitti. 20 binler bitti. 30 binler bitti. Şimdi nereye geçtik? 40 binlere geçtik. 40 binlerde yazabileceğim en küçük sayı 41.235'tir. Bakın 41.235'i yaptım. Rakamları birbirinden farklı dediği için ne yaptım? Her birini bir kere aldım. Ve bu kaçıncı sayıdır arkadaşım? 73. sayıdır. 74. sayı nedir? 41.200 ne olacak? Sadece 3 ile 5'in yeri değişir. 41.253 benim ne olacak arkadaşım? 74. sayım olacak. Bu soruyu da bu şekilde yapmış olduk. Ne yaptı? Bize ne yaptı? Burayı söyledi. Sayıları sıraladık. Bu bir sayma yöntemiydi. Permütasyonda biraz kullandık diyebiliriz. Geçelim. Şimdi MEB'in örnek sorusuna bakalım. MEB örnek soruda bize ne demiş? Demiş ki bir ilçede düzenlenen edebiyat ve resim yarışmalarından bazıları verilmiştir. Edebiyatta öykü, şiir, masal var. Resimde de kara kalemle sulu boya var. Öğrencilerden oluşan bir öğrenci grubu edebiyat yarışmalarından iki tanesini, resim yarışmalarından bir tanesine katılacaktır. Bize de söylediği şey bu öğrenci grubu öykü yarışmasına katılacağına göre katılacakları yarışmaları kaç farklı şekilde seçebilirler? Şimdi arkadaşım yine süper bir soru, yine çok iyi bir soru. Bu soruyu nasıl yapacağız bakalım, onu bir görelim. Şimdi arkadaşım ne diyeceğiz? Öykü yarışmasına kesin giriyorsam ben o zaman ne yapabilirim? İkisinden birini seçeceğim. İkisinden birini seçmek demek 2 demek. Yarışmalardan da resim yarışmasından da birini seçeceğim için o zaman 2 kere 2 4 demek. MEB böyle bir kolay bir soru hazırlamış. Aslında ne yapmış? Çarpma yöntemini kullanmış. Ama dikkat etmen gereken şey edebiyat yarışmasında ne yapıyor? Öykü yarışmasını kesin seçiyor. Yanına bir tane yarışma istiyor. İkisinden birini aldım. İkisinden birini aldım. 2 kere 2 4 dedim ve geçtim. Ece çalışma salonuna giderken her branşın birbirinden farklı ve birbirinden birden fazla kitap arasından bir geometri, bir Türkçe kitabını yanına alacaktır. Bu seçimi 30 farklı şekilde yapabildiğine göre o zaman bana diyor ki Ece'nin Türkçe kitabı sayısının en fazla kaç olduğunu soruyor. İşte bu soruda ne yapmam gerekiyor? Ece'nin 30'dan fazla kitabı 30 farklı şekilde seçebiliyorsa demek ki bu kızın geometri ve Türkçe kitapları, bakın geometri ve Türkçe kitapları arasında şöyle bir ilişki olması lazım ki bu da bize sayma yöntemini veriyor bu arada. Yine sayma yöntemlerinden toplama ve çarpma vardı. Ne olabilir? 1'e 30 olabilir kitapları. 2'ye 15 olabilir. Çünkü 15 kitap arasından ve 2 kitap arasından seçiyor olabilir. 3'e 10 olabilir. 4 yok. 5'e 6 olabilir ki artık terse döner. Terse döndüğünde de buna bakarız. Şimdi aynı şekilde bunun tersini de düşünebiliriz. 5'e 6, 6'ya 5, 10'a 3, 2'ye 15, 1'e 30 da diyebiliriz. Ece'nin diyor ki bana Türkçe kitap sayısı en fazla kaçtır diyor. Türkçe bakın 30 olamaz. Niye? Birden fazla kitap vardı ki geometriye 1 kalır. O zaman ben de ne diyorum? Demek ki bu kızın 2 geometri 15 tane Türkçe kitabı var. Neden? Çünkü hatırlarsanız biraz önce konu anlatımda da söylemiştim. 2 bölme varsa ve sen bu bölmelerden birer tane istiyorsan bunları çarpacaktın. Mesela bu kızın elinde 2 geometri 15 tane de Türkçe kitabı varsa bu kız 1 geometri 1 Türkçeyi 2 ve 15 durum arasından toplam 30 farklı şekilde seçebilir demiştik. Bu soruyu da böyle yaptık. Burada cevap 30 değildi. Niye? Çünkü 30 dersen buna 1 kalıyordu. Unutmuyorsun. En fazla dediği için de 15'i almış olduk. Şimdi geldik permütasyonla ilgili bir kural sorusuna. Kural neydi arkadaşım? Permütasyonda n artı 2'yi yazdım. Ne yapıyordum? 3 kere geri gidiyordum. 3 kere geri gittim. Eşittir. 8 çarpı n artı 1'i yazdım. 2 kere geri gidiyordum. Geriye gittim. Peki n artı 1'ler n'ler birbirini götürdü mü? Çok da güzel götürdü. Burayı da hallettim. Peki burayı hallettikten sonra ne geldi? N artı 2 eşittir 8 geldi. N de eşittir ne geldi? 6 gelmiş oldu. Şimdi olaya bakarsak n'i 6 bulduğumuza göre hemen burayı patlatıyorum. Ne yapacağız? Permütasyon 6'yı yerine koydum. 6 eksi 1 5. 5'in üçlüsü dedi. Ne yapıyorduk? 5'i yazıyorduk. 3 tane sayı
eklemiş oluyorduk. O zaman 6 kere 12 kere 5'ten dolayı 60'ı bulmuş oluyoruz arkadaşım dedim ve bu soruyu da bitirmiş oldum. Gördüğün gibi permütasyon kuralı da var, sayma da var. Bütün her şeyi koymaya çalıştık. İnşallah sınavda size yardımcı olacaktır. Hemen bakalım. Devam edelim. Renkleri dışında özdeş, yani renkleri dışında bütün özellikleri aynı olan 8 tane balon yandaki görseldeki verilmiştir. Bu tutacaktaki balonlarla oynayacak olan balon patlatma oyununun kuralları, oynanacak olan bir balon patlatma oyunu var. Kuralları ise şöyleymiş. Aynı ipteki balonlar en alttaki patlatılmadan üstteki balona herhangi bir patlatılmayacak. Her atışta bir balon patlatılacak. Her atışta da sadece bir balon patlatacağım. O zaman ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar şunu unutmayalım. Toplam burada normal şartlarda 8 balon vardı. Bana şart sunmasaydı bu 8 faktöriyel şekilde patlatacaktı. Ama burada bir sıraya koyuyor bakın. Ne yapıyor? Bu patlatmadan, bu patlatmadan, bu patlatmadan bir üste geçemiyorsun. O zaman sanki bu bir tekrarlı permütasyon sorusu gibi oluyor. O yüzden 3 faktöriyel. Sonrasında da ne olacak? Bir daha 3 faktöriyel ve sonrasında da 2 faktöriyel olmuş olacak. Çünkü ilk önce alt sıralar, sonra bir üstlere geçeceği için bu şekilde tekrarlı permütasyon gibi. Bu soruyu niye koyduk? Bu soru çünkü çıkmış bir sorudan esinlenerek konulmuş bir sorudu. Belki hocamız zor sormak istiyorsa böyle bir çıkmış soruyu da koyabilir sınava. Ama zor sormayacaksa bu da sınavda olmayacaktır, emin olun. Şimdi arkadaşlar devam edelim bakalım. Ne diyor bana? Map örnek sorusuyla devam edelim. Map örnek sorusunda aşağıda renkleri özdeş, daha doğrusu map'in örnek sorusunun benzeri. Yani aynısını koymadık tabii ki de. Hemen ne yapacaksın? Burada gördüğüm gibi hemen özdeş 4 tane mavi, 4 tane sarı varsa gördüğüm gibi bu kartlar bir masanın üzerine ardışık ve boşluk kalmayacak şekilde üst üste gelmeyecek koşulda yan yana sıralanacaktır. O zaman yan yana sıralayacaksam arkadaşım hemen ne yapıyorum? Diyorum ki 4 tane bundan var, 2 tane de bundan var. Toplam kaç tane var arkadaşım? Toplam elimde 6 tane olmuş oldu. Peki bu 6 taneyi benden ne istiyor? Sıralamamı istiyor. Bu arada tabii sarı dediğinde şu sarılarda bir tane eksik gözüküyor. Onu da ben ekleyeyim şuraya. Bir tane daha sarı var burada. Ne olmuş oldu? Toplam 7 tane olmuş oldu. Çünkü 4'e 3 diyor. Şimdi ben bunları nasıl sıralayacağım? Yan yana. Yalnız bunlar özdeş. Özdeş olduklarına göre normalde bana hiçbir şey sunmasaydı 7 faktöriyel diyecektim. Peki şimdi ne yapıyorum? Bunlar birbirinin özdeşi olduğu için yan yana sıralanırken gözükmeyecekleri için burayı da 3 faktöriyel bir şekilde farklı gözükmeyecekleri için o zaman tekrarlı permütasyona girerler. 7 faktöriyel, 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel dedikten sonra ne olmuş olacak cevap? 7 faktöriyeli şöyle 7, 6, 5 çarpı 4 faktöriyel diyeyim. Aşağısı da 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olacak. 4 faktöriyeller birbirini götürdü. 3 faktöriyel de 6 idi. O zaman cevabım ne oldu? 7 kere 5, 35 olmuş oldu. Ve bu soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Geldim arkadaşım. Bir sonraki soruma. Bir sonraki sorumla neden bahsediyor? A, B, C, D, E, F kümeleri verilmiş. Ve bu kümelerden de buna göre A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında A ve D eleman olarak bulunur diyor. Bana ne yapıyor? Alt küme sorusu soruyor. A ve D eleman olarak bulunacak diyor. Bakın benim kümemde A ve D kesinlikle bulunacak mı? Bulunacak. Peki bunun yanına 2 tane daha eleman mı arıyorum ben? Eleman arıyorum. A tamam, D tamam. Peki 2 tane eleman arıyorsam ben o zaman ne diyorum ben buna? A ve D eleman olarak bulunacaksa, A ve D eleman olarak bulunacaksa hemen A, D'yi yazdım. Geriye 2 eleman kaldı. Peki 2 elemanımdan da benim kaç eleman arasından 2 eleman seçeceğim? 4 tane elemanım var. 4 tane elemandan 2 tane seçeceğim için de ne olmuş olacak? 4 kere 3 bölü 2'den burada ne olmuş oldu cevap? 6 olmuş oldu. İşte bazılarının okulunda zor sorular, orta ve üstü sorular seçilirse bu soru gibi kolay soru sorulmaz. Ama bazı arkadaşlarımız Türkiye'de çünkü her çeşit öğrenciye ders anlattığımız ve çok çeşitli okullar olduğu için bazı okullarda da bu kadar kolay sorulabilir. Ne var? 2 eleman kesin olacak. 4 elemandan da 2 tane boşluk var. Oralara eleman seçiyorum. Zaten alt küme muhabbeti neydi? Sıralama değil seçmeydi. Sıralama değil seçmeydi. Seçme neydi? Kombinasyonu dedik. Bunu da unutmuyoruz. Aklımızda kalsın. Yine geldik MEB'in örnek yazılı sorularının benzeri bir soruya.
Aralarında Ebru ve Melisa'nın bulunduğu 5 kişi arasından 2 kişi düz bir sırada yan yana sıralanacaktır. Bak, MEP de çok kolay bir soru sormuş. Bakalım nasıl yapabiliriz? Melisa ve Ebru ve Melisa'nın birlikte bulunmadığı diyor kaç tane vardır diye. Peki bulunmadığını soruyorsa arkadaşım, hemen ne yapacağım ben bulunmadığını soruyorsa? Bir kere birlikte bulunmadığı diyor. O zaman şöyle söyleyelim. Sadece Ebru bulunsun. Bakın, sadece Ebru bulunsun. Bu nedir sadece Ebru bulunacaksa? Ebru'yu yazdım zaten bir kenara. Ebru. Diğer yanına kim gelecek? Yanına da Melisa gelmeyeceği için 5 kişi oldukları için 3 kişi kaldı. O zaman ben de buraya ne diyorum? 3'ün birlisi. Bir kişiyi seçtim. O zaman ne olmuş oldu? 3'ün birlisini seçtim. Tamam, 3 kişiden biri gelecek ama ne yapacak? Sıraya koyulacakmış. Kaç farklı sıralama yapılır diyor. 2 faktöriyel olacak. Artı sadece bu sefer de Ebru değil de Melisa olsun. Sadece Melisa olsun. Peki bu sefer ne olacak? Aynısının tıpkısının benzeri. Yanına 3 kişiden birini seçeceğim. Ve ne yapıyorsun? Çarpı 2 faktöriyel yapıyorsun. Ve son olarak da arkadaşım, Ebru ve Melisa hiç olmayacak. Ebru yok, Melisa da yok. Bu sefer ne yaparsın? Bu sefer de Ebru da yok, Melisa da yoksa 3 kişiden ikisini seçersin. Çünkü artık yanımda bir garanti yok. O zaman da onları sıralarsın. Olay biter. Peki burası ne oldu? 3 kere 2 6 oldu. Aynısının tıpkısının benzeri 3 kere 2 burası 6 oldu. Burası da yine bu sefer 3'ün birlisiyle 3'ün ikilisi birbirine eşit olduğu için 3 faktöriyel çarpı 3 çarpı 2'den dolayı cevabım ne olmuş oldu? 6 6 6 tamamı 18 olmuş oldu ki Milli Eğitim'de gördüğünüz gibi örnek sorularda çok rahat bir soru sormuş. Bunu da yapmış olduk. İlk dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tongucmağaza.com'da bulabilirsin. Şimdi geldik geometrik bir kombinasyon muhabbetine. Burada ne var? D1 doğrusunda 4 farklı, aşağıda da 5 farklı nokta var. Bu 9 doğrudan 3'ünü köşe kabul eden kaç farklı üçgen çizilebilir diyor. Bakın bunun farklı versiyonları var. O da şu. 4'ün birlisini alırsın, 5'in ikilisini alırsın. Yani tepe buradan, taban buradan seçtik. Artı tabanı yukarıdan seçip ne yaparsın? 4'ün ikilisini alıp çarparsın, alttan da tepeyi buradan seçersin 5'in birisi. 4'ün birisi 4, 5'in ikilisi 10. 4'ün ikilisi 6, 5'in birisi 5. Sen buradan da dersin ki 70 tane var dersin. Şimdi arkadaşım buraya dikkat. Ben şöyle de yapabilirim. Kaç tane vardı elimde? 9 tane vardı. O zaman 9'un üçlüsü yaparım. Yani normalde bunlar bir doğru üzerinde olmasaydı, herhangi bir yerde olsaydı 9'un üçlüsü 9, 8, 7 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Şu 9'lar gitti 3 kaldı. 3'ler gitti daha doğrusu. Bunlar gitti 4 kaldı. 12 kere 7'de 84'tür. Şimdi çok dikkat. Ne olmayacak? 4'ün üçlüsü olmayacak. O ne? 4. Artı ne olmayacak? 5'in üçlüsü de bir üçgen oluşturmayacak bana. İşte o zaman ne olmuş oldu? 14 bende olmayacak. Toplamda 70 olacak. Bakın bu biraz daha uzun. Bu biraz daha pratik gibi ama sanki bunun çözümü daha uzun olmuş gibi. Ama mantalite olarak bu daha güzel gözüküyor. Bu da yine bilinmesi gereken bir yöntem. Geometrik soru soracaklarsa orta halli bir soruda böyle bir soru çıkar. Unutma arkadaşım. Şimdi geldik binom açılımına. Binom açılımında ne vardı? Başlangıç satırım 0'ın 0'ısıydı. Birinci satırım 1'in açılımıydı. İkinci satırım 2'nin açılımıydı. Bana diyor ki 7. satırdaki sayıların toplamı. Aa bir dakika. 7. satırdaki sayıların toplamı derse bana 7. satırdaki sayılar kombinasyon. A dediğim şey kombinasyon. 7'nin sıfırlısından başlayıp 7'nin birlisi diye devam edip nokta 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 7'nin 7'lisi diye devam etmiyor mu? Biz bunu kural olarak daha konu anlatımında bile gördük. 2 üzeri 7 miydi? Aynen Johnny Vine'en. 4. satırdaki sayıların toplamı da bu muhabbeti anladık. 4. satırdaki sayıların toplamı da 2 üzeri 4 olacak. Muhabbeti anladık. C'deki 3. satırdakiler de 2 üzeri 3 olacak. Bu muhabbeti de yapmış olduk. Bunu da söylemiş olduk. A dediğim şey 2 üzeri 7 idi. C dediğim şey 8'di. B dediğim şey 16 idi. Sözü fazla uzatmayalım. Yukarısı 128.
aşağısı eksi 4. Bölersek de ne olmuş oldu? Eksi 32 olmuş oldu ve olayı da bitirmiş olduk. Bu arada tabii ki de siz benim gibi yapmayın. İşlem hatası 8'den 16 çıkarsa eksi 8 olur. 8'e de bölersen de tabii ki de bir 2'ye daha bölmem lazım. 16 yapmış oldum. Cevabım eksi 16 çıkmış oldu. Geldik binom açılımındaki muhabbetlere. Unutmayın arkadaşım, üssüm kaç? 6. Terim sayım kaç? Bir fazlası. 6 artı 1 ne oldu? 7 oldu. Geldim. Açılımının sabit terimi ve katsayılar toplamını bulun diyor. Açılımının sabit teriminde yerine 0 koyuyorduk. 2 kere 0 artı 0. 6. kuvveti ne olmuş oldu? 0 benim sabit terimim olmuş oldu. Peki katsayılar toplamı ne? Burada da yerine 1 koyuyorduk. 2 çarpı 1. 2 çarpı 1 artı 1'den dolayı üzeri 6 ne olmuş oldu? 3 üzeri 6 da benim cevabım olmuş oldu. Bunun tabii ki de uzun uzun yazmaya gerek yok. X'in azalan kuvvetlerine göre 3. terim nedir? Bakın 3. terim 6'nın sıfırlısıyla başladığım için 6'nın birlisi 6'nın ikilisi benim ne olacak? 3. terimim olacak. Dikkat, ne olacak? Y üzeri 2 vardır çünkü 2. terimim Y. Bir de burada 2X var. Bunun da üzeri 4'tür. Neden? Bu alttaki Y'nin üzerine bunların ikisinin toplamı da 6 etmesi gerektiği için bunu da bu şekilde buldum. O zaman 6 çarpı 5 bölü 1 çarpı 2 çarpı burası 4 değil pardon 16x üzeri 4 çarpı y kare olduğu için o zaman şunla şu gitti. Burada 3 kaldı. 15 kere 16 240 x üzeri 4 y kare gelmiş oldu. Aklında olsun. Ortanca terim sorarsa direkt ne yapıyorsun? 6'nın üçlüsü çarpı 2x üzeri 3 y üzeri 3 yapıyorsun. Ortanca terimde ne yapar? Tamamının hepsinin ortalamasını alır. Burası 3 olacak. Üstlerde 3'e 3 ayrılacak 6'dan dolayı. O zaman 6'nın üçlüsü nedir? 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3, 2, 1'dir. Bunları sadeleştirirsen gördüğün gibi 20 oldu. Burası nedir arkadaşım? 8 çarpı 8x küp çarpı y küp var. O zaman bunların sonucu da ne olmuş oldu benim için? 160 x küp y küp olmuş oldu. Bu soruyu da bu şekilde bitirmiş oldum. İşte süper bir soruydu. Çok güzel bir soruydu. Bütün aşamaları tek tek özellikleri olarak gördüm. Sınavda ne çıkar arkadaşım? Sınavda Türkiye... Bu arada sınav kolaysa zorsa dedim ama Milli Eğitim Ortak Sınav 31'inde yapacağı için... Bu arada boş konuştum biraz önce. Herkese ortalama bir soru sorması gerektiği için bence şu tarz bir soru olabilir. Bu tarz da olabilir. Bu böyle basit bir soru soracağını düşünmüyorum. Ama bunlardan biri olma ihtimali yüksek. Geldik olasılık muhabbetine. Olasılıktaki muhabbet neydi arkadaşım? Olasılıktaki muhabbet de şuydu. Erkekler A sınıfında 12, B sınıfında 6, C sınıfında 8. Kızlar da 3, 14, 7'ymiş. Cinsiyetleri de sınıflara ayırmışlar, göstermişler. Bu sınıflardan rastgele seçilebilecek bir öğrencinin B sınıfında veya erkek olma olasılığı. Bakın şimdi burayı çok iyi dinleyin. Toplam kaç öğrencim var? 15. Toplam kaç öğrencim var? 20. Toplam kaç öğrencim var? 15. Bir kere benim okuldan seçtiği için PA dediğim şey ne olacak? SE evrensel küme, yani evrensel kümem kaç bu arada? 50. Onu buldum. Bana diyor ki B sınıfında olması... B sınıfında olma ihtimali, yani S, B'yi soruyor bir bakıma. S, B ya veya erkek diyor. Bakın o zaman S, B, E diyelim bu kümeye. Yani B de olabilirim. B demek ne demek? 20 de olabilirim. Artı erkek de olabilirim derken burada da ne olabilir? Artı 26 var. Yalnız ikisinde de bakın erkek ve B sınıfında 6 ortaktı. O zaman ne yapıyorum? İşte ayrık olmayan küme oldukları için bu ortağı da çıkartıyorum. 20 artı 26 46. 20 artı 26 46. 6 çıkarsa 40 oldu. Aşağısı da bölü 50 idi. O zaman ne yaptım? 4 bölü 5 benim cevabım oldu dedim. Ve B şıkkında yapmış oldum. Ve bu güzel soruyu da bitirmiş oldum. İşte arkadaşlar karşınızda ödüllü soru. Yazılı ya, çok güzel hazırlandık. Milli Eğitim ortalama bir sınav soracaktır. O zaman da rahat olun. İşte bu sınav sorularına, buradaki yaptığımız sorulara benzeyecektir. Lütfen burada yazılı denemelerini edinmenizi isterim. Ve
çok tekrar etmek istiyorsan, yazılıda müthiş almak istiyorsan da haftaya kadar yazılı notlarına da bakmayı isterim. Ödüllü sorunun cevaplarını yoruma bekliyorum. İnşallah sınavdan hepiniz yüksek alırsınız. Bir dahaki derslerde görüşürüz.